Kitabınız hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Kitabımız 1981 yılından beri süregelen bir birikimin ortaya konmuş hali. Evet. Kitapta bayağı bir şeyimiz oldu, emeğimiz oldu. Bizim emeğimiz olduğu gibi sizler gibi birçok kişinin daha emeği oldu. Yani sizin de ellerinize sağlık, siz de bayağı bir katkıda bulundunuz. Çok Yani teşekkürler. kitap yani öyle kolay bir şekilde ortaya çıkmadı. Özellikle Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'nden Sayın Deligöz Müdür Yardımcısı ve oğlu Bilgehan Deligöz ile birlikte hazırladığımız bir kitap. Bu kitapta Melikgazi Halk Eğitim Merkezi'nde büyük bir katkısı oldu. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ama kitabı ilk çalıştığımız zamanlarda, daha doğrusu ortaya koyduğumuz dönemde bastıramadık. Bayağı uzun bir zaman geçti. Bayağı bir yerlere müracaat ettik basılması için. Kimi çok yardımcı oldu ama elinden geldiği kadar bastırmak için uğraştılar ama basılmadı. En sonunda bu yıl bastırabilme imkanını bulabildik. Evet, Yani bu alanda tek bir eser ama yani bu hem alanda de daha önce yok. Kayseri'de reklam gibi olmasın ama Yaşar Bey Emre Taş'tan sağ olsun bize katkıda bulundu. Kitabın ortaya çıkmasına yardımcı oldu. Kitap sizin de söylediğiniz gibi Kayseri'de konusunda tek kitap. Yani Kayseri yöresi halk oyunları, giyim kuşam ve özellikle köy seyirlik oyunlarıyla bayağı geniş bir kaynak. Aynı zamanda Türkiye'de 3.500 tane olduğu söylenen halk oyunlarının bir listesi var burada. Evet. Yani ilk defa bunu biz yaptık. 3.500 bulamadık ama 3.000'e yakın oyunu kitapta yer aldı, listesi yer aldı. İl il hangi ilde bütün Türkiye'nin 81 vilayetinde hangi oyunların oynandığını tek tek kaydettik. Burada kitabımızda Kayseri'de 115 tane, 115'e yakın kitabımızda yer alan, aslında belki daha fazladır ama bizim bulabildiğimiz 180, 115 adet oyun olduğunu tespit edebildik. Bunun dışında özellikle Kayseri yöresindeki giyim kuşam, eski giyim kuşamları da kitabımızda yer etti. Aynı zamanda Kayseri ve çevresinde oynanan köy seyirlik oyunları, özellikle düğünlerde, toplantı salonlarında ya da işte akşam oturmalarında oynanan oyunlarımız da yer aldı. Bu kitapta köy seyirlik oyunları dünya anlamında büyük bir yer elde etti. Dünyada meğerse bayağı bir oyun olduğunu gördük. Seyirlik oyunu olarak. Özellikle akşamları televizyonların olmadığı zamanlarda oturma odalarında, sohbet odalarında yaşlarımızın veya işte eskilerin oynadığı çok güzel oyunlar olduğunu, vakit geçirdiklerini, eğlendiklerini bu kitapta görüyoruz. Evet, aslında Kayseri yöresinin ne kadar büyük bir kültürel zenginliğinin olduğu da ortaya konmuş Evet, oldu. evet. Mesela genelde dışarıya gittiğimizde Kayseri'de halk oyunları var mı? Kayseri'nin kendine özgü giyim kuşam özellikleri var mı? Var. Bunlar hep sorulan şeylerdi Ya, ama ortaya bir kaynak yani sunamıyorduk. şunu söyleyeyim hocam, biz Halk Eğitim Merkezi'nde çalışırken birçok yarışmalara katıldık. Kayseri'de olduğu gibi, il dışında da yarışmalara katıldığımız zaman herkesin söylediği şu: ya Kayseri'de oyun mu var diyorlardı. Yani Türkiye'nin her tarafında varsa Kayseri'de de mutlaka vardır yani. Evet. Atalarımız Kayseri'yi es geçmemiş. Anadolu'ya yerleşirken buraya yerleşmişler. Özellikle Pınarbaşı, Tomarza, Bünyan. Bünyan'da da çok oyun olduğunu görüyoruz. Evet. Bayağı bir oyunumuz olduğunu görüyoruz. Yahyalı'da, İncesu'da, yani bunlar tek tek ortaya çıkabildik. Yani şöyle de söyleyeyim, ortak oyunlarımız da var. Ta Van'dan tutun, hatta Azerbaycan'dan tutun, Batı bölgemize kadar, yani İzmir'e kadar aynı isimle oynanan birçok oyun olduğunu görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor bize: biz ortak bir milletiz, yani tek bir milletiz. Her tarafa simgemizi, şeyimizi koymuşuz, damgamızı koymuşuz hocam. Evet. Yani oyunlar da bizim bir damgamız, kültürel bir damgamız. Yani o İç Asya'dan alıp buralara kadar taşımayı bilmişiz. Yani hala da bu kültürü devam ettiriyoruz.
Eğer bunlar olmasa bizim bir millet olduğumuz ortaya çıkmayacak. Hocam sizden rica ediyorum, kitabın kapağını bir daha gösterir misiniz? Şimdi kitabın kapağında bir Türkmen anası gözüküyor. Evet. Yahyalı'dan. Annemiz maalesef vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Yanında bir annemiz daha vardı. O da kitabın iç sayfasında beraber çekilmiş fotoğraf. Evet, evet. Kayseri Valiliğinden Vasnayan'dan ismini saniye. Mustafa Bey'in çekmiş olduğu bir fotoğraf. Gila Buruç mu? Evet. Evet, evet. Sağ olsun o bize verdi. Kapak yaptık bunu. Arkasında da gördüğümüz gibi Cirit oyunu. Yöre neresi? Yeşilisar. Yeşilisar. Pardon, Yeşilisar. İncesu'da çekilmiş. İncesu'da oynanan bir şey. Evet. Yönetim olduğu yerde oynamışlar. Zamanında Halk Eğitim Merkezi sağ olsun bize bir fotoğrafı gönderdi. İncesu Halk Eğitim Merkezi. Kafamızın arka sayfasına koyduk. Kitabın içindeki fotoğraflar da çok önemli. Çok birer belge galiba. Bunlar fotoğraf demek de doğru değil. Fotoğraf bayağı, belgeler. Yani bayağı bir fotoğrafımız var. Çoğu evet. Eski fotoğraflar. Eski fotoğraflar. Aynı zamanda yeni fotoğraflar da koyduk. Yani 30-40 sayfa fotoğraflar yer alıyor. Giyim, kuşamla ilgili. Fotoğraflarımız da var. Ya notalar var. Notalar da var. Ondan sonra eski giysiler var. Tabii tabii. Yani Kayseri'nin bütün kültürel özelliklerini yansıtabildik. Yani halk oyunları ve giyim kuşamla ilgili bir, hatta köyselik oyunları ilgili bütün kültürel özelliklerini kitaba yansıtabildik. Tabii ekstrafımız yok. Belki vardır. Hala da bu kitabı ortaya koyduktan sonra birçok eksiğimizin olduğunu, daha araştırılması gereken şeylerin olduğunu gördük. Evet. Yani evet. Aslına bakarsanız İyi bir destek bile, iyi bir araştırma yapılsa çok şeylerin ortaya çıkacağına inanıyorum Kayseri'den. Evet, galiba şu anda kitabın baskısı da yok. Yeni baskılar istiyoruz. Çünkü bize de çok miktarda mesajlar geliyor. Kitabımız, evet, söylediğiniz gibi kısıtlı imkanlarla, kısıtlı sayıda basıldı ama inşallah araştırmalarımıza devam ediyoruz. Yeniden bastırabilmek için yeni bir baskı yapabilirsek bütün dostlara ulaştırmayı düşünüyoruz. Yani dostlarımız beklesinler. İnşallah devamını getireceğiz. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.